Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı'nın 82 milyon lira tahsis ettiği Yetenek İstanbul Mali Destek Programı kapsamında başarılı bulunan 13 proje hayata geçirilmeye başlandı. 6 üniversite ve 7 belediyemizin kuracağı Yetenek İstanbul Eğitim ve İstihdam Merkezleri şimdiden İstanbul'umuza hayırlı olsun. Bugün de üniversite ve belediyelerimizin öncülüğünde 13 yazılım eğitimi merkezini daha İstanbul'a kazandırıyoruz. Yetenek İstanbul programı ile kurulacak merkezler sayesinde gençlerimize kodlama ve dijital yetkinlikler kazandırarak yeni bir kariyer yolu fırsatı sunmayı hedefliyoruz. Lansmanı yapmış olduğumuz, bugün lansmanı yapılan Teknogenç projesiyle de ne eğitimde ne de istihdamda bulunmayan, iş olanağı olmayan 120 gencimize inşallah bu proje kapsamında önemli destekler verilecek ve inşallah hedefimiz 85 gencimizin bu proje kapsamında istihdama dahil olması. Yerel yönetimlere, bizlere özellikle mali destek anlamında çok ama çok yardımcı oluyorlar, oluyorsunuz. Ben gençlerimiz adına teşekkür ediyorum. Bugün burada yaklaşık 82 milyon Türk lirası civarındaki bir destek programının hem bir tanıtımı hem de bu projenin önemi konusunda bir organizasyon dolayısıyla bir aradayız. Sultanbeyli Belediyesi olarak genç arkadaşlarımızla birlikte oluşturduğumuz bütün projelerimizin Kalkınma Ajansı tarafından takdir edilmesi bizleri de mutlu etmektedir. Bu vesileyle teşekkürü bir borç biliyorum. Kıymetli Bakanımızın bakan yardımcılığı döneminde Bilim ve Teknoloji Merkezi'ni birlikte açmıştık. Bilim ve Teknoloji Merkezi 5 yıl içerisinde gerçekten muhteşem işler ortaya çıkarmaya başladı. Ve kıymetli Bakanımız Mustafa Varank Bey ile önceki Bakanımız Dijital Sultanbeyliği açmıştık. Şimdi yeni Aydos Kariyer Merkezi, efendim Bilim Sultanbeyliği kıymetli Bakanımızla birlikte açmış olacağız. Bu programın hayırlı olmasını temenni ederek başta Sayın Bakanımız olmak üzere Haziruna saygılarımı sunuyorum. Hayırlı günler diliyorum efendim. Sağ olun, var olun. İstanbul genç bir şehir. Yaklaşık 3 milyona yakın ilkokul ve lisede öğrencimiz var. 1 milyona yakın üniversitede öğrencimiz var. Topladığınızda 4 milyon civarında fiilen öğrenci ve kendini genç olarak kabul eden hemşehrilerimiz var. Bunun getirdiği bir potansiyel olduğu gibi aynı zamanda bir ihtiyaç da ortaya çıkıyor. İşte burada Sayın Bakanımızın önderliğinde ilçe belediyelerimizin katkılarıyla olabildiğince bilim konusunda, teknoloji konusunda, yenilikçilik konusunda çeşitli çalışmalar yapılıyor. Çok genç ve dinamik bir nüfusa sahibiz. Avrupa Birliği nüfusunun ortanca yaşı 42. Almanya'nın ortanca yaşı 47. Biz Almanya'dan 14 yaş daha genç bir milletiz. Bu ülke olarak en güçlü yanlarımızdan biri. Bu anlayışla beşeri sermayemizi, yani insan kıymetimizi, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuzun odağında görüyoruz. Türkiye yüzyılında Bayraktar TB2, Kızıl Elma, Kaan, TCG Anadolu, TOK gibi yeni gurur tablolarını genç ve nitelikli insan kaynağımız ile inşa edebileceğimize inanıyoruz. Teknoloji geliştiren, teknoloji üreten Türkiye yaklaşımıyla beşeri sermayemizin sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkaran adımlar atıyoruz. Yenilikçi eğitim modelleri uygulayarak dijital ekonominin ihtiyaç duyduğu yazılımcı insan kaynağımızı güçlendiriyoruz. Bugün bizi bir araya getiren Yetenek İstanbul Mali Destek Programı da bu doğrultuda attığımız kıymetli bir adım. Yetenek İstanbul programıyla yenilikçi ve uygulama temelli eğitim ve istihdam merkezleri kuruyor, yazılım sektörünün ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve yeteneğe sahip genç insan kaynağını yetiştiriyor olacağız.